Evet, herkese merhaba. Ecmel abi yakalamışken bilgilendirici videolar çekmek istedik. Ele almak istediğim konu şu abi. Biz tekne avlarına 5000'lik, binlik, binlik makineler veriyoruz. Hı hı. Bazen kon kullanıcı bu konuda sıkıntılar yaşıyor. Yani mesela Sedona 6000 veriyoruz. Tamam. Dikey'de zorluk yaşadığını söylüyor ya da... Çok balık bindiğinde mesela zor, kolda çektiğini, zor çektiğini... Genel vesaire. biz evet. Burada <laughs> ne tercih etmeliyiz? Yani bu avcılıkta kullandığımız makine uygun mudur? Şöyle ben çok iyi anladım soruyu hı hı. çünkü aynı durum bize de geliyor. Bize de böyle sorular geliyor. Tekne avcılığında dikey avcılıkta aslında makine ve kamış çok önemli kriterler. Evet. İşte kamışlardan önce makine sordun ama kamışlardan Hı -hı. çok azıcık bahsedeyim. Kısa kamış olmalı tekne avında yani vertikal dikey avlarda Hı -hı. kısa kamış olmalı. Av durumuna göre av hassasiyetine balık büyüklüğüne göre hassas veya daha sert kamışlar kullanılabilir. Dikey avcılık genel bir isim. Zaten aslında çok fazla detay ve çeşidi var. 10 metre derinlikte yaptığınız avda dikey avcılık 300 metre derinde de yaptığınız dikey avcılık Kamışların kısa olduğu ve makine burada güçlü olmalı. Çünkü dikey avcılık normal atşek spin gibi veya işte şorjik gibi olmuyor. Şimdi normalde Türkiye'de doğru bilinen bir yanlış var. Spin makinelerin işte 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 çeşitleri var. Markadan bağımsız söylüyorum. hani Bütün markalarda var. Ancak ben istabri tutacağım, ben şupra tutacağım, dikey avcılık yapacağım denildiğinde genelde bayiler veya son kullanıcılar Van Ford'un 5000'ini alırsam 5000'lik makine işte topuz var alırsam işimi görür. Aslında doğru tercih bu değil. Doğru yöntem, doğru makine bu değil. Neden? Dikey avcılıkta makinede Tork ve güç olmalı. Hı hı. Bunun başka şansın yok. Çünkü aşağıdan ne bineceğini bilmiyorsun. İşte onlu, yirmili, çaparisi aldın. Kaç tane istavritin ona bineceğini bilmiyorsun. Onun için torklu ve güçlü makineler lazım. Bunun aslında doğrusu yani dikey avcılığın doğru biçimi CV makineler. Hı hı. Nasıl şorjikte de CV makine hep söylediğimiz şey dikey avcılıkta da CV makineler. İşte nedir CV makineler? İşte Sokora, Speros yani ucuzdan pahalıya hı hı. söylüyorum. So Sokora, Speros Saragoza, Twin Power, Fella diye gider. Hatta e, buraya koymuştum. Bakayım. Sokora 6000 örnek veriyorum. Evet. Bu makine yapısı itibariyle güç için yapılmış, ağır için yapılmış bir makine. Hem çok uzun yıllar kullanırsınız hem dikey avcılıkta balığı, balıkları, balığı artık neyse tercihiniz, hedefiniz daha rahat çekersiniz. Siz müşteri veya müşteri talep etse de ya da siz tavsiye ederken mutlaka SV makine. Hani bu makineyle de bu iş olur. İşte Sedona 5000'le de bu iş olur. Hı hı. Yapan da var ama SV makine alırsan balıkları daha rahat çekersin, daha uzun ömürlü kullanırsın vesaire vesaire bilgilendirmeniz lazım. Durum bundan ibaret. Peki e, Socorro SV 6000. Hı hı. E, çok torklu çok güçlü bir makine. Hı hı. Keza Saragosa da öyle ama ben Twin Power Stella 4000 ya da 5000'li XG sini kullanıyorum. Evet. ekstra cihir olanını kullanıyorum. Tamam, hızlı olanı. Problem yaşar mıyım? Burada kullanmamız gereken XG midir, PG midir, HG midir? Bu da aslında önemli bir konu. Hem Hı. benim için hem son kullanıcı için. Hep karıştırılan için. şey. Evet. Shimano <laughs> makinelerini üretirken şöyle bir şey yapmış. Demiş ki hani hedef av ne? Hız Hı. mı lazım, güç mü lazım, tork mu lazım, işte kolaylık mı vesaire vesaire. Bir sürü şey yapmış. Seçenek sunmuş. Aynı makinenin seçenekleri var. Devir farkları Hı. var. Hatta Çanakkale spinle, Çanakkale'de video çektik bunu detaylandırmıştık. Madem sordun, burada da tekrar ben dile getireyim. PG, düz, HG ve XG diye dörde ayrılıyor. Her evet. modelin PG'si yok. Power Gear, PG en yavaş devir, en yüksek torklu hmm. makine. Aslında PG makineler hız hızla hiç işin olmadığında, tamamen güç gerektirdiğinde, yani tork gerektiğinde kullanılması gereken makine. En balığı dikey avcılıkta, en rahat çekebileceğin makine PG makine. Düzüyle de PG'siyle, XK'siyle de çekersin. Ama şöyle, mesela XK makine sordun, XK makineyi aldın. En hızlısıdır. Hı hı. Extra Gear. En hızlı makine. Yani devri çok yüksek. Bir koltuğunda sardığı, mesafe topladığı ip, misine neyse çok fazla ama otomatik olarak arabalardan işte motorlardan biliriz. Fiziksel anlamda en düşük torklu makinedir. Hı hı. Çünkü hız arttığında tork düşer. düşer. XG makineyle bu işi yaparsın. Hatta bazı durumlarda XG makine mecburdur. Çünkü örnek veriyorum spicik. Hızlı jik. <laughs> hızlı jig de PG makine kullanamazsın. Evet. Asla kullansan süper olur. Tork yüksek ama kullanamazsın. Neden kullanamazsın? Jik aksiyonlarında spicik jig, hızlı jikte <laughs> o kamışla kapattığın, çektiğin mesafeyi makineyle Toplaman, toplaman gerekiyor. gerekiyor. PG makine, işiki dolaştırsın mesela PG Hı -hı. makineyle. Şey yapamazsın. Ama XK makine hızlı sardığı için, çok ip topladığı için o arayı ne yapar? Kapatır. Ama genel anlamda tekrar söylüyorum. Spitzlik bir şey, detay. Hı -hı. Genel anlamda düşük devir yüksek tork makineler dikey avcılıkta çok efektiftir. Çok daha başarılı. Çok daha başarılıdır. Kontrolün sana geçmesi, yani iri bir balık iri bir sinerit ilk başlarda kontrol sinerittedir. İşte şorjikte. Kontrol, ilk güzel 6 kilo bir yazılı orkinoz seni senden alır. Doğru mu? Doğru. Kontrol ilk başta ondadır. Kontrolü bir an önce kendine yani geçirebilmen için düşük devir, yüksek tork makineler gereklidir. Baştaki konuya geri dönüyorum. SV makine alırsanız dikey avcılık için rahat edersiniz. Uzun ömürlü olur ve doğrusu da budur.